Sağduyunun ve vicdanın sesi. Yeni Asya Gazetesi. Tüm bayilerde. Hayırlı sabahlar değerli takipçilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçüz ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Kazım Bey. Hoş bulduk. Evet, bugünkü yayınımızda Arapça Yayın Fuarı'nda dağıtılan Hutbe-i Şamiye'yi konuşalım isterseniz. Bu yayınlarda birkaç kez konuşmuştuk Hutbe-i Şamiye'yi ama evet. Önemli bir fuardı. Buyurun. Evvela bütün takipçilerimizin ve İslam aleminin yeni hicri yılını tebrik edelim. 1440'a da girmiş olduk. Evet. İnşallah hayırlar getirsin. Adalet getirsin, barış getirsin, huzur getirsin. Temennimizi bir kez daha ifade edelim bu vesileyle. Şimdi bu konu şuradan geliyor. Hep her vesileyle asli hizmetlerimizi konuşuyoruz ya. Yani bu cümleden olarak bugünkü gazetemizde yer alan bir haber. İstanbul'da bir Arapça yayın fuarı açıldı. Ve bu fuarda tabii daha çok Arap ziyaretçiler ziyaret ettiler, etmeye devam ediyorlar. Bu vesileyle bir organizasyon yapıldı. Gönüllü bir organizasyon. Ve Üstad'ın Hutbe-i Şamiye isimli eserini Arapça metniyle birlikte bastığımız o nüshayı gençlerimiz gelen ziyaretçilere dağıttılar. Güzel bir fırsattı, güzel bir vesileydi. Böylece o ziyaretçilere Hutbe-i Şamiye isimli eser ulaşmış oldu. Takdim edilenlere. Şimdi Hutbe-i Şamiye neden önemli? Hutbe-i Şamiye Üstad'ın 1911 senesinde Şam'daki Emevi Camii'nde irad etmiş olduğu Arapça olarak bir konuşma, hutbe. Orada İslam aleminin temel hastalıklarını, temel problemlerini 6 madde halinde sıralıyor ve bunların çözümlerini anlatıyor. Ve muhtevasına baktığımız zaman Hutbe-i Şamiye bugün de geçerli, yani güncel. O mesajları aynen bugünün İslam dünyasına hitaben ifade edilmiş şeklinde de okumak mümkün. Çünkü orada ifade edilen, anlatılan, sıralanan, teşhis edilen hastalıklar maalesef aradan 100 küsur sene geçmiş olmasına rağmen bugün de devam ediyor büyük ölçüde. Ve gösterilen çareler de, ifade edilen çareler de aynı şekilde tazeliğini, güncelliğini muhafaza ediyor. Şimdi biz bu eseri 2016 senesinde Mart, 23 Mart Üstad'ın vefat yıl dönümüne denk getirerek daha evvel hep Türkçesini basıyorduk. Bu defa Arapçasını da ilave ederek basalım dedik. Ve böylece bir yenilik olarak Arapçasıyla birlikte basılmış oldu. Şimdi bunları bütün Araplara ulaştırmamız lazım, okutmamız lazım. Yani hem o hastalıkları doğru tanımak, teşhis etmek hem de çarelerini görmeleri açısından. Ve şimdi bakıyoruz İstanbul'da çok Arap var. Bilhassa Suriyeliler var, misafirlerimiz var. Hatta bunların bir kısmı kalıcı hale gelmiş durumda. Yani biz Fatih'te oturuyoruz. Fatih'te birçok Arap sokağı oluştu. İşte Arap dükkanları var, Arapça levhalar var. Ve Arap çarşıları oluştu. Bunlar artık kalıcı. Şimdi mesela bunlara ulaştırmak bu kitabı, yani bir çalışma konusu başlı başına. Gençlerine ulaştırmak, hanımlarına ulaştırmak, çocuklarına ulaştırmak. Gene hatırlıyorum, bu Suriye'den göç dalgası ilk başladığı dönemlerde, geçen ay rahmeti Rahman'a uğurladığımız Nurettin Bey'in teşebbüsüyle, inisiyatifiyle Nurettin Tokdemir'in, evet, sınırdaki kamplardaki Suriyeli mültecilere epeyce bir Hutbe-i Şamiye dağıtılmıştı. Bu çalışmaların daha kapsamlı bir muhteva içerisinde, bir program ve plan çerçevesinde tüm Araplara ulaşacak şekilde devam etmesi lazım. Yani bu bir himmet meselesi, bir organizasyon meselesi, bir yani hamiyet meselesi. İmkanı olanlar, sponsorluk yapma gücü olanlar mutlaka bu hayırlı işe bir omuz vermeliler. Çünkü Risale-i Nur'daki, özellikle Hutbe-i Şamiye'deki mesajlar hakikaten Arap dünyasının, İslam dünyasının daha doğrusu, daha da ötesinde tüm insanlığın karşı karşıya olduğu problemlere Kur'ani çözümleri ifade eden, izah eden bir muhtevada. Şimdi bu çerçevede gene Hutbe-i Şamiye demişken bizim İttihad-ı İslam kitabımız var. Yani okuyucularımız biliyorlar. Bunu evvela Türkçe yayınladık. Daha sonra İngilizcesini çıkardık.
İslamic Unity. Evet, şöyle gösterelim isterseniz. Şu Hutbe-i Şamiye'ydi. Bu İttihad-ı İslam kitabımız. Bu da İngilizcesi. Bu da Arapçası. Evet. Yani İttihad-ı İslami. Şimdi bunlar bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor çünkü bu fikirler sadece bizde kalmamalı. Onun için evvela İngilizce'ye çevirdik. İngilizce zaten dünya çapında kullanılan bir dil. Her gittiğiniz yerde İngilizce anlaşabileceğiniz insanlar bulmanız mümkün. Arapça bilmeyenler bile genelde İngilizce üzerinden Müslümanlarla, Araplarla, İngilizce bilenlerle anlaşma imkanına sahip olabiliyorlar. Ama bir de onunla iktifa etmedik, Arapçasını da çıkardık. Ve bunların da aynı şekilde ulaştırılması lazım. Yani bu hakikatlerden herkesin haberdar olması lazım. Şimdi burada ilginç bir anekdot aktarmak istiyorum. İttihad-ı İslam kitabımızı Arapçaya çeviren arkadaşımız İbrahim Ersoylu. Aynı zamanda yazarımız kendisi. Profesyonel bir çevirmen. Şimdi bu eseri tercüme ettikten sonra kontrol etmesi için Suriyeli bir akademisyene inceletmiş. O akademisyenin, uzmanın okuduktan sonraki ifadesi şu: bu kitaptaki fikirler son derece orijinal. Hiç yani Arap dünyasında seslendirilmeyen fikirler. Ama bütün Arap dünyasında bunları bilmesi lazım. Tüm Arap dünyasına bunların ulaşması lazım. Bunlar bizim kendi fikirlerimiz değil. Bunlar Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur'da özellikle de ki bu kitabı yazarken kaynak eserlerimizden birisi Hutbe-i Şamiye'dir. Kitabı okuyanlar görecektir zaten. Dolayısıyla bu eserlerdeki Kur'ani ölçülere, bu zamanda İslam'a hizmetin nasıl, hangi metotla yapılması gerektiğini ifade eden ölçüler, prensipler, metotlar anlatılıyor. Ve Müslümanların bir olması için hangi şartların yerine gelmesi gerektiği detaylarıyla izah ediliyor. Dolayısıyla hakikaten bunlar yazıldığı gibi kalmamalı. Yazılan her eser, işte Türkçesiyle, İngilizcesiyle, Arapçasıyla, olabildiğince geniş kampanyalarla diğer insanlara ulaştırılmalı. Ki hem hastalıklara doğru teşhisler konulsun, insanlar içinde bulunan durumdaki sıkıntıların nerelerden kaynaklandığını doğru bir şekilde tespit ve tahlil edebilsinler. Hem de o hastalıklara doğru çözümlerin adresine ulaşabilsinler. Bu bakımdan asli hizmetlerimiz diyoruz. İşte asli hizmetlerimizin önemli bir boyutunu da bu oluşturuyor. Neşriyatımız ve neşriyatımızla işlediğimiz hakikatlerin insanlara ulaştırılması. Bunun önemli bir boyutu da bu bahsetmiş olduğumuz konu. Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslam kitaplarımızın özellikle Araplara ve işte şehrimizdeki, Türkiye'mizdeki diğer birçok şehirlere de yayılan Suriyeli kardeşlerimizden başlayarak tüm Müslüman Arap kardeşlerimize ulaştırılması. Biz ifade etmiş olalım, takdir takipçilerimizin ve imkan sahibi olan diğer okuyucularımız. Peki, çok teşekkür ederiz. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.